Merhabalar, Hayat ve Eğitim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bugün çamaşır makinemiz ne yapıyor? Kokuyor, koku geliyor, kireçleniyorsa ne yapacağız? Çamaşır makinemizin kireçlerini kütür kütür sökeceğiz ve kirlerini de dökeceğiz arkadaşlar. Ne ile? Hamur kabartma tozu ve yine kendi elimle yaptığım elma sirkemle. Elma sirkemi ben genelde kabuklardan yapıyorum, kullanacağım elma sirkemi ve böyle bir plastik şişeye koyuyorum. Bunu sadece temizlikte kullanıyorum ben. Onu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şöyle bir kaba. Evet, böyle bir kaba hamur kabartma tozumuzdan. Evet, görüldüğü gibi şu hamur kabartma tozumuzdan koyuyoruz. Evet kızım, onu da sen al. Bunu hemen açalım. Evet, hamur kabartma tozumuzu koyduk. Şimdi 200 mililitre olana kadar yavaş yavaş sirkemizi döküyoruz. Elma sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi de olabilir bu arkadaşlar. Biraz dök kızım. Evet, biraz daha dök. Nasıl tepkime et, bırak, dur bakayım. Girdiğini de görüyorsunuz. Nasıl kütür kütür sökeceğim, geliyorum diyor arkadaş. Görüldüğü gibi 200 mililitre oldu. Şu köpürmeye de bir bakın. Evet, bunu ne yapıyorum? Bunu buranın herhangi bir yerine koymuyorum. Nereye koyacağım? Direkt makinenin içine boşaltacağım. Ve ne kir kalıyor, ne kireç kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. Ve makinemin kapağını kapatıyorum. Başlatma düğmeme basıyorum. Burayı sentetik kısmına getiriyorum. 1000 devirde ne yapalım? 60 dakikada 1000 devirde yıkamaya başlıyorum. Bu şekilde... İnanın bu suyun giderini de gösterebilirsem şuradan arka taraftan çok zor gösterme imkanım ama şu aşağıdan gösterebilirsem gösteririm ama bu şekilde makinamız 60 derece yeterli. Bu şekilde 60 derecede 1000 devirde ve ben 91 dakika oluyor zaten sentetiklere getirdiğimiz zaman tamamen tertemiz oluyor ve tekrar makinamızda çamaşır yıkadığımız zaman daha da yumuşak hale geliyor. Size bir de şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bunu sonradan size söyleyeceğim ama beyazlarınızı yıkıyorsanız beyazlarınıza muhakkak soda koyun çamaşırlarınıza. Gerçekten bembeyaz ediyor. Ve kireçleri de önlüyor. Yıkamamız başladı. Bu şekilde devam edelim. Teşekkür ederim. Bunu yaparsanız inanın makinamız tertemiz oluyor. Bulaşık makinesine de aynı yöntemi yapabiliriz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgi ve saygılarımla.